Evet, sevgili dostlar, selamun aleyküm. Şu anda Afganistan'ın Kabil başkentindeyiz. Ben hayatımın gerçekten burada çok ilginç ve şok yaşadım. Neden bilmiyordum, yani cahilliğime verin. Babür Şah, aslında biz Hindistan'da, Agra'da Taş Mahal'e gitmiştik. Taş Mahal'de Babür Şah'ın hanımına yapmış olduğu bir mezar vardı, Taş Mahal, ve kendi yanında da kendi mezarı vardı. Bize orada Babür Şah ve hanımı orada yattığı söyleniyordu. Ama ilginç, Babil burada, Kabil'de Babür Şah Babür Bahçeleri diye çok ünlü bir burada bahçe yapmış. Ünlü bir şey. Yani çok harika da müthiş bir peyzajı var. Niye yapmış sevgili dostlar, biliyor musunuz? Taş Mahal'i hanımına yapmış, burayı da hanımına yapmış. Ya böyle bir aşk var mı ya? Kimde var bu aşk ya? Allah'ınızı severseniz bir okuyun şu Babür Şah ve eşinin aşkını. Hindistan'da Agra'da mezar yapıyor. Burada da hanımına yazlık bir büyük bir bahçe yapıyor. Ve ben gittim gördüm. Taş Mahal'in oradan bir nehir geçiyor. Karşı tarafına da kendine bir şey yapıyor, mezar yapıyor. Ve temeller atılmış. O mezar siyah, Taş Mahal ise beyaz. Ve çocukları ise babamız kafayı üşüttü diye zindana atıyorlar. Ve karşıda bir yerde gördük biz onu. Oradan Taş Mahal'i seyrede seyrede orada ölüyor, vefat ediyor. Ancak burada şöyle bir şey söyleniyor. 1540'da Babür Şah aslında Taş Mahal'de 5 yıl yattığı söyleniyor. Daha sonra vasiyetnamesinde ise beni işte Kabil'deki bu Babür bahçelerine defnedin diye vasiyeti var diyerek buraya gömüldüğü söyleniyor. Ve içeride de mezarı şerifi var. Yani dostlar şöyle bir şey var. Taş Mahal'deki bütün işçilikle buradaki işçilik, cami yapmış, bilmem ne yapmış, mimar anlayışı aynı. Biliyorsunuz Taş Mahal'i Mimar Sinan'ın çırağı yapmıştı. Burayı da büyük ihtimalle, çünkü mermer oymaları falan tamamen aynı mermer. Yani Taş Mahal'de kullanılan mermer burada da kullanılıyor. Burası da Babür Şah'ın mezarı olduğu söyleniyor. Ben zannetmiyorum. Niye? Çünkü hanımına Taş Mahal'i yapan bir Babür Şah, yanında da mezarı var. Niye oradan hanımından ayrılıp buraya gelsin? Ben zannetmiyorum ama büyük ihtimalle makamdır burası. Evet, burası 15-16 tane de bahçe yaptırmış böyle. Yazları buraya geliyormuş. Bizleri izlemeye devam edin efendim. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Ruh içinde bir El Fatiha diyelim makamda olsa.